Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir seriye geçiyoruz. Serimizin ismi Konsept Tasarımları serisi. Bundan önceki serimiz Tasarlarken Öğren serisiydi. Orada mümkün olduğunca sizlere SWOOD'un tasarım yöntemlerinden bahsetmeye çalıştık. Tasarım yöntemlerini size olabildiğince aktarmaya çalıştık. SWOOD Box'lar ile tasarım yaptık. Creative panel komutunu kullanarak tasarımlar yaptık. Ve SolidWorks çizim elemanları ve tasarım unsurlarını kullanarak beraber tasarımlar yaptık. Bu serimizde ise bu tasarım yöntemlerini kullanarak konseptler tasarlayacağız. Mobilyalarımızı daha iyi bir şekilde tasarlamaya çalışacağız. O yüzden hiç bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi karşımızda bir makam odası konsepti bulunuyor. Bu makam odası konseptinden başlıyoruz. Geldim SolidWorks arayüzüme. Frame kütüphanemde sağ tıklıyorum. New Folder dedim ve yeni bir dosya oluşturdum. Böyle konsept tasarımları oluşturuyorsak eğer ki en baştaki elemanın ismini yazmak gerekiyor. Yani makam odası dedim ben buna. Çünkü makam odası her mobilyayı içinde kapsayacaktır ve new diyorum, sonrasında mobilyamın ismini yazıyorum. Dolap dedim. Ardından sağ tıklayıp edit diyorum. Frame sayfam açıldı. Geldim, buradaki dolabımdan başlayacağım. Dolabıma başlamadan önce gördüğünüz gibi hemen burada her bir kabinimin ayrı ayrı konumlandığını görüyorsunuz. O yüzden ben Create Any Panel ile sürekli yeniden buraları oluşturmak yerine bir kereliğine SWOOD Box'a kaydedeceğim. Sonra ardından sürükleyip bırakarak tasarımıma devam edeceğim. O yüzden geldim SolidWorks arayüzüme ve SWOOD Box kütüphaneme geliyorum. Sağ tıkladım, New Folder diyorum. Buna da makam odası dedim. Sağ tıklıyorum ve New diyorum. Yeni bir box oluşturuyorum. Oluşturduğum box'a da kabin diyorum. Sağ tıklayıp editliyorum. SWOOD Box sayfam karşıma geldi. Parametrelerimi etkinleştirmem gerekiyor. O yüzden hemen unsur ağacının üzerinde SWOOD Box parametreler kısmımız bulunuyor. Burada bizim için hazır bulunan parametreleri exposed diyerek aktif hale getiriyoruz. Test sayfamıza geldiğimizde hepsinin buraya gelmiş olduğunu görmemiz gerekiyor. Ardından rahat bir şekilde çalışabilmek için şöyle hepsine birer ölçü veriyorum. Bunu yapmamın sebebi gözükmeyen, gizlenmiş olan düzlemlerden koruyabilmek panellerimi. Yoksa farklı bir düzleme fixlenebilir. Evet, bunları yaptım. Şimdi geldim SWOOD Design, Create Any Panel diyorum. Üst panel dedim. Ardından direkt C'ye basmıyorum SWOOD Box'ta. Neden? Çünkü offset düzlemlerimi benim oklarımı fixlemem gerekiyor. Geldim şu şekilde oklardan çekiştirerek düzlemlerime fixliyorum. Ardından geldim alt paneli oluşturdum. Alt panel içinde aynı şeyi gerçekleştiriyorum. Sonrasında üst panele şöyle bakarsanız tasarımın biraz dışarıda olduğunu göreceksiniz. O yüzden şöyle 50 milimetre dışarıya çıkartıyorum ve okey diyorum. Sonrasında geldim sol panel. Sağ panel için de aynısını gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu da tamamlandı ve okey diyorum. Sonrasında test sayfama gelip her köşeye sıfır gelmesini söylüyorum. Reboot dediğimde bütün köşelere sıfır bir şekilde baksın geliyor. Burada arkalıklar var. Arkalıklarını da ben şimdiden atıyorum ki sonrasında atmayayım. Modelim buna uygun. O yüzden arkalığımı da sürükleyip bırakıyorum. Bundan sonra ben her attığımda arkalık, kabin ve birazdan ayaklarımı da atacağım. Ayaklar bir arada gelecekler.
Geldim, ayaklarımı da şöyle sürükleyip bırakıyorum kabinime. Hemen burada şu biraz daha uygun oradaki tasarımımıza. Okey dedim. Sonrasında geldim. İstersen malzemesini de atabilirim şimdiden. Her seferinde malzemeli olarak gelir bana. Şöyle sürükleyip bırakayım. Bu şekilde malzemeli gelsin. Kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra çıktım ve frame sayfama geldim. Artık tasarımıma başlayabilirim. Edit frame diyorum öncesinde. Neden? Ölçülerimi vermem gerekiyor. Hemen geldim. Genişliğime 2000 dedim. Yüksekliğime 1400 diyorum. Derinliğime ise 400 deyip okeyliyorum. Ardından hemen geldim tasarımıma. Formu gördüğünüz gibi gene merdiven şeklinde geliyor. O yüzden ne yapıyorum? Hepsinin referans düzlemlerini oluşturmam gerekiyor. Hemen kontrol tuşuna basarak left düzlemi şöyle 350 milimetre içeri doğru offset diyorum. Bir daha aynı işlemi gerçekleştirdim. Ardından right düzlem için de aynı şeyi gerçekleştiriyorum. 350 milimetre iki tane olsun dedim. Okey diyorum. Düzlemlerime isim vereyim. Bir karışıklık olmasın. Düzlemlerime ismimi de verdim. Normalde ne yapmam gerekiyor ne yapmam gerekiyordu benim burada? Alttan da aslında buranın yüksekliğini verebilmek için bir referans düzlemi oluşturmam gerekiyordu. Ama burada rafların birbirini tutması için öyle bir şey yapmayacağım. İşimi kolaylaştırmak için şunu yapıyorum sadece. Geldim box kütüphaneme, oluşturmuş olduğum kabinimi şöyle insert swoot box dedim. Sağ referans olarak burayı verdim ve okey diyorum. Burayı okeyledikten sonra geldim rafımı şöyle sürükleyip bırakıyorum. 3 tane olacak. Ortala dedim. Fakat önden de 18 milimetre çekmem gerekiyor. Şimdi ise yapmam gereken hemen burada. Bakın diğer box'ımı atarken sağ tıklıyorum. Insert Swoot Box dedim. Sol referans burayı. Sağ referans olarak burayı verdim. Bu sefer üst referans olarak buradaki rafa geleceği için burayı veriyorum ve okey diyorum. Ardından geldim. Buna da raf atacağım. Rafımı sürükleyip içeriye bırakıyorum. Bunda da iki tane rafım olacak. Şöyle döndüm tasarıma, aynı şeyi diğer tarafa da gerçekleştirmem gerekiyor. Kabinimi şöyle sağ tıkladım. Insert Swoot Box. Buraya getiriyorum. Ardından yanına da hemen getiriyorum. Üst referans olarak da burayı seçtim. Sonra bir daha insert Swoot Box diyorum. Üst referans olarak bu sefer burayı seçiyorum ve okey diyorum.
Evet, raflarımızı da attık ama bir hata yaptık. Nerede hata yaptık? Gördüğünüz gibi bu panelimizin üst yüzeyi bu panelimizin üst yüzeyine sıfır geliyor. Halbuki tasarımımıza bakarsak şurada kapaklar nasıl yerleşmiş? Kapaklar buradaki panelin alt yüzeyine yerleşmiş. Yani bu panelimizin alt yüzeyi rafımızın üst yüzeyine gelmesi gerekiyor. O yüzden geldim. Bunlar benim için sorun değil çünkü neden? Hemen unsur ağacımdan bunları düzenleyebiliyorum. Geldim unsuru düzenle dedim. Pardon. Geldim unsuru şöyle düzenliyorum. Sonrasında size kısmından üst kısma panel kalınlığında bir referans veriyorum. Eksi 18 milimetre diyerek yükseltiyorum. Okey dedim. Ardından alttaki rafımın şöyle yukarı kalktığını görüyorum. Onu da engellemek için geldim. Buraya 18 milimetre yazıyorum. Raflarım da eşit hale gelmiş oldu. Orta kısım için de aynısını gerçekleştireceğim. Yine eksi 18. Okeyledim. Eksi 18'de burayı yaptım. Sonra raflarımın kaydını görüyorum. O yüzden raflarımı düzenlemem gerekiyor. Size kısmına gelip 18 milimetre yazıyorum. Raflarım düzenlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi artık raflarım eşit düzeyde. Her şeyim tamamlandı. Kapaklarımı atmaya sıra geldi. Atmadan önce buraya da malzememi atayım. Sürükledim. Raflarıma bırakıyorum. Ardından okeyledim. Ve şimdi sıra geldi kapaklarımı atmaya. Geliyorum hemen tasarıma bakıyorum. Kapaklarım nasıl şekilde atılmış? Ben de ona göre atacağım. Geldim. Sağ tıklıyorum. Insert Swoop Box. Kabinimi belirliyorum. Alt olarak buraya referans al. Üst olarak da buraya referans alıyorum. Ardından okeyliyorum. Sonrasında kapağım dışarıda olacak. Dışarıda dedim. Menteşem solda olacak. Geldim burada size kısmından. Pardon, hemen şurada üst offset'i 0 yapıyorum. Geri kalan yerler istediğim gibi olduğu için okeyledim.
gördüğünüz gibi kapaklarımızı da attık. Kulplarımızı atmadan önce şöyle tasarımımıza bakıyorum. Orta tarafın biraz daha geniş olduğunu görebiliyorum. O yüzden birazcık dolabımın boyutunu genişleteceğim. Swoot Design dedim. Edit Frame. Ardından genişlik 2200 olsun diyorum. Biraz daha yakın durdu. Ardından kulplarımı atacağım. Aynı şekilde. Geliyorum aksesuarlarımın içerisinden. Kulplar. Şu şekilde kulplarımı da atıyorum. Kulplarımızı da attık. Tasarıma bakıyoruz. Her şey istediğimiz gibi. Yalnız tek renk olduğu için isterseniz biz de tek renk yapalım. Dolabımın tamamını dediğim zaman tamamını bu şekilde atmış oluyorum.